Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. duplicate rule'u oluşturmaya çalışacağım. Şimdi 3. duplicate rule'umuz tarihleriyle alakalı. Yeni account oluştururken burada bakalım tarih olarak ne giriyoruz. Aşağı doğru geliyorum. Burada gördüğünüz gibi tarih olarak girdiğimiz bir tarih field'i göremiyorum. Evet. O yüzden başka bir şeye, objeye, nesneye bakabiliriz. Kontağa bakıyorum. Kontağa bakıyorum. Kontaklarda date olarak bir şey var mı? Evet. Burada da ara bakmanızda fayda var. Hangi kontağın içinde hangi fieldler var, hangi alanlar var, bunları biraz bilmek lazım. Burada da yok görüyorsunuz. Date of birth var ama date of birth ile alakalı validation rule koymak istemiyorum şu anda. Daha sonra yaparız. Bir de şeye bakalım. Opportunities'e bakalım. Opportunities'te böyle bir alanımız var mı? Bakıyorum. Close date var. Bununla alakalı yapılabilir. Evet, close date işimizi görür. Şöyle diyelim. Close date'imiz bu yıl içinde olsun. Yani 2022 olsun. Eğer 2022 değilse hata versin. Yani o 2023 seçilmesin. Bir de close date'imiz şöyle yapalım. Close date'imiz bugünden önce bir tarih olmasın. Yani gelecekte olsun. Siz şimdi yeni opportunity eklerken close date'i bugünden önce eklemenizin ya da seçmenizin bir faydası yok. O yüzden close date gelecekte olsun ve sadece 2022 içinde olsun. Bir sonraki yılda olmasın. 2023 olmasın. O şekilde bir validation rule yapacağız. Ne yapıyoruz? Edit object'ten validation rules'a gitmemiz gerekiyor. Açıyorum. Validation rules burada. Hangi objektimizde? Opportunity objektimizin içindeyiz. Validation Rules'a tıklıyorum. Yeni bir Validation Rule oluşturuyorum. Ne diyelim? Şöyle diyelim. Close date must be diyelim. In future and current year diyelim. Yani hem bu yılın içinde olsun hem de gelecekte olsun. Yani bugünden önce seçilmesin. Seçilirse hata versin. Bu şekilde ismini koyduktan sonra istiyorsanız description'da yazabilirsiniz. Şu anda yazmıyorum. Şöyle yapalım. Bir bir bulalım. Önce diyelim ki bugünden önce olmasın. O zaman şöyle yapalım. Öncelikle close date'imizi bulalım. Evet arkadaşlar close date burada. Bunu alıyorum. Close date. Close date bugünden küçükse. Bugünden küçükse hata versin. O zaman less than benim sağ tarafta function'lara aşina olmamız gerekiyor. Now diye bir şeyim var. Function'ım var, function'ımız var. Yani now dediği şimdi, şu andaki zaman. Şimdi, şu andaki zamandan küçükse. Biz bunu böyle kontrol edelim hata veriyor mu? Hata veriyor. Çünkü diyor ki sizin expected date diyor, date time diyor. Şöyle close date now değil de bunu today yapalım. Today yapıyorum. Check diyorum. Okey. Ya bugünden önce olmasın. Bugünden önce olmasın. Çünkü close date ile today'in formatları birbirine benzemesi gerekiyor. Bazıları sadece date oluyor, bazıları date time oluyor. O yüzden burada today'i seçtim. Today'in formatı ile close date'in formatı birbirine benziyor. Aynısı. Close date bugünden küçükse hata versin. Biz bunu önce bir deneyelim. Ne diyelim error mesajı? Error mesajı şöyle bir şey yazalım. Close date must be ne diyeceğiz? In future and current year diyelim. Bu şekilde hata mesajını yazdık. Nerede gözükmesini istiyorum? Close date'de gözükmesini istiyorum. Save diyorum. İlk önce bunu bir deneyelim arkadaşlar. Opportunity'ye geliyorum. Opportunity burada.
Yeni bir opportunity oluşmak istiyorum. Burada doldurmamız gereken bazı alanlar var, önemli. Buraya OPP1 diyelim. Close date'imizi seçmemiz gerekiyor zaten. Close date'i hata vermesini istediğim için bugünden önce, yani bugün 26 Nisan, 20 Nisan seçiyorum. Stage prospecting olsun. Burada save dediğiniz zaman hata almanız gerekiyor. Eğer validation rule'u gerçekten istenilen şekilde yaptıysanız. Bakıyorum, save diyorum. Ne diyor? Close date must be in future diyor. Peki bugünü seçsek, save diyorum. Bugünü seçti. Eğer bugünü de seçmesini istemiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Less than today olunca hata veriyor ya. Less than and equal to today derseniz bugünü de seçmez. Bu bizim birinci şeyimiz, birinci condition'ımız. Bunu buradan alıp saklıyorum. İkinci condition'ımızı deneyelim önce. Öyle tek tek deniyorum. Daha sonra bunları birleştireceğim. İkinci condition'ımız ne? Şu. Ne demiştik? Gelecekte olsun. Yani şu. Bizim close date'in, burası çok önemli arkadaşlar. Close date ekliyorum. Bunun yılını alalım. Yılını alabiliyoruz böyle. Year, başına year koyarak yılını alabiliriz. Şu şekilde. Ya da istiyorsanız direkt buradan function'ı bulun. Year diye bir function'ımız var. Onu alın. İçine de close date yazın. Close. Ya da direkt insert field'den de bulabilirsiniz. Close date'i içine koyuyorum. Bu bizim close date'in yılı sadece. Yani eğer 26 Nisan'ı seçerseniz 26 Nisan bu yıl olduğu için 2022'yi alacak. Eğer bu eşit değilse neye eşit değilse yine year diyorum sağ taraftan ve içine today koyuyorum. Today yani bugünün tarihinin yılına bakıyorum. Çünkü biz 2002 yılındayız. Olduğumuz yılın tarihi olsun istiyorum. Seçiyorum. Eğer bugünün tarihinin yılı ile close date'in yılı birbirine eşit değilse hata versin. Evet. Bunu da deneyelim. Bunu save diyelim. Yeni bir opportunity eklerim arkadaşlar. Bakalım çalışıyor mu? OPB 2 diyorum. Evet, close date'i ben hata vermesini istiyorum ya arkadaşlar. 2023'ten seçiyorum ya da 2029'dan seçiyorum. Bakıyorum, save diyorum, hata veriyor. Ne diyor? Close date must be in the future. Bizim şurada oluşturduğumuz formül hata veriyor. Yani başka bir yıl olmasını istemiyor. Peki 2022 seçince hata verecek mi? Ona bakalım arkadaşlar. 2022'yi seçiyorum. Hatta 2022'den önce 2003'ü seçiyorum. Yine hata vermesini istiyorum. Bakalım hata verecek mi? Save diyorum. Yine hata veriyor. Peki 2022'yi seçince hata verecek mi? Ona bakalım. 2022'yi seçiyorum. Save diyorum. Şöyle seçelim. Ne olsun? 29 Nisan olsun. Save diyorum. Hata vermiyor. Yani bu yılı seçince hata vermiyor. Şimdi benim oluşturduğum iki tane şart vardı. İki şartı da ayrı ayrı kontrol ettim. İkisinde de, iki condition'da da, iki logic'te de hata verdiğini gördük. Şimdi bunların ikisini birleştirmemiz lazım. Şöyle yapalım. Birincisi bu. Bunu biraz aşağı alalım şöyle. İkincisi de neydi? İkincisi de bu. Close date less than or equal to today. Peki bunlar aynı anda mı oluşunca hata verirsin yoksa ayrı ayrı mı? Yani siz aynı anda, evet aynı anda olmasını istemiyorum. Yani or kullanmam gerekiyor. Neden or kullanmam gerekiyor? Çünkü ikisi zaten ayrı ayrı hata veriyor. Ayrı ayrı kullanınca hata veriyor. İkisinin aynı anda olmasını istemiyorum ben. Yani aynı anda olması biraz zor. Yani hem bugünden küçük olunca hata versin hem de 2023'teyken hata versin. Bu nasıl olacak? Yani yılımızı 2023 seçince hata vermesini istiyoruz. Bugünden önce seçince de hata vermesini istiyoruz burada. İkisinin aynı anda olma ihtimali zor. Yani and kullansanız hem geçmişte bir tarih seçince hata verecek hem gelecekte bir tarih. O yüzden bunlar ayrı ayrı oluşmasını istediğim için ayrı ayrı birbirinden bağımsız olaylar olduğu için
Sizin burada or kullanmanız gerekiyor. Or'un içine ikisini de koyuyoruz. Virgülle ayırıyoruz. İkisini de or'un içine koyuyoruz. Ve or'umuzu kapatıyoruz. Bu şekilde check yapabilirsiniz. Hata var mı yok mu? Hata bulunmamıştır diyor. Save diyorum. Evet, bu şekilde yazabiliyoruz. Bakalım arkadaşlar, yeni bir opportunity eklerken. Evet. OPB3 diyelim. Stage'i seçelim öncelikle. Close date. Öncelikle bugünden önce bir tarih seçiyorum. 2022 olmasına rağmen. Yani 2022'yi kabul ediyor bizim sistem. Ama bugünden önce olduğu için bakalım kabul edecek mi? Save diyorum. Hata veriyor. Peki gelecekte olsun ama 2023'te olsun. Gelecekte kabul ediyor mu? Kabul ediyor. Ama 2023 olunca ya da 2028 olunca yine kabul etmiyor. Peki neyi kabul ediyor? Şunu kabul ediyor. Bugünden sonra olsun. Şöyle. Bu bugün. Bugünden sonra olsun ama 2023'te olmasın. O yüzden siz diyelim ki Mayıs ayı 25 Mayıs 2022'yi seçtiniz. Peki gelecekte bir tarih mi? Evet. Bu yılın içinde mi? Evet. 2022'de, yani bu yılın içinde 5 Mayıs, yani gelecekte bir tarih. Bunu kabul ediyor mu? Save diyoruz. Kabul ediyor. Ve bu şekilde siz yeni bir validation rule ekleyebilirsiniz. Bu validation rule sayesinde kullanıcılar bu yılın dışında bir yıl seçemiyorlar ve geçmişte bir tarih seçemiyorlar. Evet arkadaşlar, burada bitiriyoruz. Bir sonraki validation rule'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.